orada arkadaşlar vardı, bu Fatma Nurlar vesaire falan, İren Nurlar vardı, bu orada konferans yaptığımız arkadaşlar vardı ya, onlar geleceklerdi, onlara teslim ederseniz şimdi Kudüs, niye Kudüs? Çünkü tek cümleyle özetlersek Kudüs küresel sistemin, küresel siyasetin altın oranı. Bu ne demek? Bütün güç dengeleri Kudüs üzerine kurulu. Tarih boyunca Hazreti Adem'den itibaren biz bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kim dünyaya hükmetmek istiyorsa, kim dünya nizamının elinde bulundurmak istiyorsa öncelikli olarak hedefine Kudüs'ü koymuş ve Kudüs üzerinden bir güç devşirmeye kalkmış. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, yeryüzüne 4 kişi hakim oldu. İkisi mümindi, ikisi kafirdi. Müminler Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman, kafirler Buhtun Nasr, Babil kralı ve Nemrut. Baktığımız zaman Buhtun Nasr Babil'den geliyor ve Hazreti Süleyman'ın imparatorluğunu, devletini yıkıp yeryüzüne hakim oluyor. Daha sonra işte Kudüs'ün 636-637 yılında Hazreti Ömer tarafından fethiyle birlikte yeryüzüne Müslümanlar hakim oluyorlar. Daha sonra 1099 yılında, yaklaşık 400 yıl sonra Hazreti Ömer'in fethinden sonra Haçlıların işgaline uğrayan Kudüs ve bir 88 yıl kadar yeryüzüne Haçlılar hakim oluyor. Sonra Sultan Selahaddin de Şark'ın en sevgili sultanı Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü tekrar fethiyle birlikte Kudüs'ün Müslümanların eline geçmesiyle, Müslümanlar Kudüs'e hizmet etmekle birlikte dünyaya nizam vermeye başlıyorlar. Osmanlı ile birlikte bu zirveye ulaşıyor ve bu ta ki 1917 yılına kadar devam ediyor. 1917'den günümüze kadarsa biliyorsunuz 1917 İngiliz işgaline uğrayan Kudüs, İngilizlerin eline geçmesiyle yeryüzüne, dünya nizamına İngiliz hakimiyeti söz konusu oluyor. 1967'ye kadar bu böyle devam ediyor. 1967'den günümüze kadarsa yeryüzünde Yahudi, Siyonist hegemonyası söz konusu. Yeryüzünde İsrail'in, Yahudilerin söz hakkı var. Onların sözü geçiyor, tabiri caizse borusu ötüyor anlamında söylüyoruz. Niye? Çünkü Kudüs onların işgalinde. Kudüs'ün böylesi mihenk taşı olma özelliği var. Yani Kudüs kimin elindeyse, bunun Müslüman ya da gayrimüslim olması anlamında bir şey yok, farklılığı yok. Kudüs Müslümanın elinde olsa dünyaya o yön veriyor, kafirin elinde olsa dünyaya o yön veriyor. Kudüs'ün böyle bir cezbedici yanı var. Peki Mescid-i Aksa'nın buradaki konumu ne? Çok net bir şekilde İsra Suresi 1. ayet-i celle Rabbimiz etrafı bereketli kılınan yer olarak ve ismini bizzat Rabbimizin vermesi hasebiyle de ayrı bir değer. Yani Müslümanların 3. haremi Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra. Ama ne yazık ki son dönemde Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Aksa'yı bağrında barındıran Kudüs'e kör ve sağır kaldılar. Kudüs'ü unuttular. Bu unutmuşluğun, unutulmuşluğun verdiği ızdırabı yaşıyorlar bugün dünya Müslümanları, ne yazık ki. Bugün Müslümanlar bölük pörçükse, darmadağınıksa, 72,5 fırkaya ayrılmışlarsa Kudüs'e kör ve sağır oldukları için. Bunu çok net ifade edebilirim. Tıpkı bütün peygamberlerin Miraç hadisesinde peygamberimizin arkasında saf tuttukları gibi Müslümanlar Mescid-i Aksa'da saf oldukları an, bunu bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Çok iddialı gelebilir ama bu bir iddia değil, iman meselesidir. Müslümanlar bütün peygamberlerin peygamberimizin arkasında Mescid-i Aksa'da saf tuttukları gibi Mescid-i Aksa'da birleştikleri an yeryüzünde tekrar hakimiyetleri söz konacak. Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın hadimi oldukları an, yani oraya hizmet ettikleri an tekrardan birlik olmanın, ümmet olmanın şuuruyla ayağa kalkacaklar ve yeryüzüne tekrar hakim olacaklar. Bunu bütün kalbimle, bütün imanımla söylüyorum. Haçlılara bakıyorsunuz. İlk Haçlı seferinden bugün hali hazırda devam eden Haçlı seferine varınca kadar hepsinin hedefinde Kudüs var. Bunun sorgulanması lazım. Yani Haçlılar niye Kudüs'ü hedeflerine almışlar? Kudüs merkezli bir imparatorluk, bir güç devşirmeye kalkmışlar. Bu hakikaten sorgulanması gereken bir şey ki işte en başta izah etmeye çalıştığım gibi Kudüs'ü elde bulunduran dünyaya yön veriyor. Bunun
ortaya koyduğu gerçeklik. Siyasi anlamda Kudüs evet küresel siyasetin altın oranı. Bunun yanında Müslümanlar Kudüs'ün siyasi yönünü unuttukları gibi, siyasi güç merkezi olduğunu unuttukları gibi dini anlamı da unutmuşlar. İşte az önce İsra Suresi 1. ayet-i celle'de başka ayetler var. İşte İbrahim'i kutsal topraklara uğraştırdık. Musa'ya kutsal topraklara girin dedik. Hazreti Zekeriya ile ilgili, Hazreti Meryem ile ilgili, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ile ilgili birçok ayetin işaret ettiği, vurguladığı yerdir kutsal topraklar diye zikredilen, birçok ayette kutsal topraklar olarak zikredilen Kudüs. Ayetlerle, hadislerle ki Resulullah oraya gidin ve orada namaz kılın diyor. Gidemezseniz kandillerini yakmak üzere zeytinyağı gönderin diyor. Bu anlamda Kudüs'ün varlığı ve içerisinde Mescid-i Aksa'yı barındırıyor olması Müslümanlar için apayrı bir değer, apayrı bir anlam ifade ediyor. Ama Müslümanlar Kudüs'ün ne yazık ki siyasi gücünü unuttukları gibi dini, imani boyutundan da soyutlanmış vaziyetteler ve bugün bölük pörçük olmamızın altında yatan asıl neden bu. Bizim Kudüs'te bir araya gelmemizi, cem olmamızı yeniden istemeyen Yahudisi, Hristiyanı, diğer türlü türlü milleti fark etmez, hepsi gayrimüslimdir. Müslümanlar biliyorlar ki Müslümanlar Kudüs'te bir araya geldikleri an, cem oldukları an ümmet olma şuuruyla ayağa kalkacaklar ve yeryüzüne onlar hakim olacaklar. Bunun için de Müslümanların Kudüs'te bir araya gelmesinin önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte Trump'ın başkan seçildiği son seçim, Amerikan seçimlerinde iki tane seçim için yarışan, başkanlık için yarışan aday vardı. Hillary Clinton ve Trump. Hillary Clinton'ın vaatleri, seçilirsem Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edeceğim diyordu. Şimdi Amerika dünyanın öbür ucunda, Kudüs nerede? Hiçbir Müslüman şu soruyu kendisine sordum acaba, ya ne alaka? Hillary Clinton niye Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edeceği vaadinde bulunuyor Amerikan seçimlerinde? O vaatte bulunuyor ama başkan seçilen Trump Kudüs'ü başkent olarak tanıdığına dair imzayı atıyor. Bunun bile Müslümanların zihninde bir karşılığının olması lazım. Bunu bile sorgulamadık biz ne yazık ki. İşte önümüzde 14 Mayıs geliyor. 14 Mayıs İsrail'in kuruluş yıl dönümü. Büyük felaketin yaşadığı Filistinli Müslümanların Nekbe olayı olarak adlandırdıkları, sürgün yaşadıkları, kendi öz topraklarından, öz yurtlarından sürüldükleri gün Amerika Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak ki Birleşmiş Milletler'de bile, yani batıl olan bir kurumda bile bu kabul edilmezken ne yazık ki Amerika'nın elçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, ki bugün Kudüs sokaklarında bizzat ilk defa da Kudüs Belediye Başkanı, Siyonist Belediye Başkanı asmıştır. Büyükelçiliğin yerini belli eden yön levhaları. Ne yazık ki Müslümanlar bu konuda bir ortaya irade koyma, bir tepki koyma, bir eylem koyma noktasında da geri kalmışlardır. Biz Kudüs Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberler, Hazreti Süleyman, Hazreti Davut, Hazreti İsa, en son peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere, daha sonra gelen bütün sultanlar, halifeler olmak üzere Kudüs'ü İslam kimliğiyle muhafaza etmişlerdir ki bugün Kudüs'ün hangi taşına, hangi toprağına giderseniz gidin peygamber izi vardır, bir sultana ait iz vardır ki Kudüs'ün bugün mevcut surları Kanuni Sultan Süleyman tarafından onarılmış. Eyyub eserleri var, Sultan Selahaddin'in oraya bıraktığı eserler var, Memlük eserleri var. Her karış toprağı, her karış taşı İslam'ın ruhunu size en nadide eserlerle yansıtan varlıklarla etrafını tevarüz diye ortaya koyabiliyor. Ama ne yazık ki Müslümanlar sıradan alelade bir turistik gezi gibi gidip Kudüs'ü gördükleri zaman bunun bir karşılığı olmuyor ki İsrail'in de işine geliyor. Çünkü benim olana siz turist olarak geliyorsunuz diyor. Müslümanlar Kudüs'e gitmeliler. Peygamberimizin zikrettiği şekilde gidin orada namaz kılın mantığıyla gitmeliler. Gidemiyorlarsa oradaki ihtiyaçların karşılanması noktasında Kudüs'e kandil yağı olmak babından maddi imkanlarını seferber etmek zorundalar. Çünkü Kudüs'te 350 bin Müslüman var. Bu 350 bin Müslüman kimliksiz, kendilerini hala Osmanlı olarak tanımlıyorlar.
Herhangi bir devletle vatandaşlık aidiyetleri söz konusu değil. İsrail bunlara kimlik vermek istiyor ve gelin benim vatandaşım olun diye. Ama bunlar İsrail'in varlığını meşrulaştırır diye o İsrail'in verdiği, teklif ettiği kimliği kabul etmiyorlar ve kimliksizler. Zor şartlar altında yaşıyorlar. Kudüs çok pahalı bir şehir. İsrail orada bilinçli bir şekilde hayatı pahalı tutuyor. Müslümanların yaşama şansı olmasın diye. Peki sonucunda ne oluyor? Sonucunda Müslümanlar hakikaten hem evlerini geçindirme noktasında, hem işte aile efratlarının iaşelerini temin etme noktasında ciddi anlamda maddi sıkıntılar yaşıyorlar. Buna rağmen Mescid-i Aksa'nın en ufak bir saldırıya uğraması karşısında canlarını ortaya koyuyorlar. Şu, Kudüs'te yaşayan 350 bin Müslüman hem canlarından hem mallarından olarak Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışıyorlar. Peki ben şimdi buradan sizin aracınıza sesleniyorum Müslümanlara. Ey Müslüman! Mescid-i Aksa için canlarından ve mallarından olan Müslümanlar için siz ne yapıyorsunuz? Siz bir şey yapmak zorunda hissetmiyor musunuz kendinizi? Bu anlamda önümüz Ramazan, Ramazan'ın kuşatıcılığıyla o Müslümanların manevi anlamda ayağa kaldıran Ramazan'ın manevi iklimiyle Kudüs'e akalım. Kudüs'ü bu Ramazan en azından farklı bir şekilde yüreklerimizde canlandıralım ve Kudüs'e yönelik bir şeyler yapalım. Kudüs hepten elimizden giderse, orada Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün korunması noktasında mücadele veren Müslümanları yitirirsek, o zaman hakikaten darmadağın, şu anda zaten çil yavrusu gibi olmuş durumda ne yazık ki Müslümanlar, o zaman hakikaten kelimenin tam anlamıyla çil yavrusu gibi olmuş olacağız.